Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size testosteron tedavisi öncesi hangi testleri yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Testosteron tedavisi öncesinde testleri üçe ayırabiliriz. Bir tanesi kan testi, bir tanesi sperm testi, bir tanesi de tansiyon ölçümü olarak değerlendirebiliriz. Sperm testi ile tansiyon ölçümü değerlendirecek olursak, bildiğiniz gibi testosteron alındıktan sonra vücuda hipertansiyon yaratabilir. Hali hazırda kişinin tansiyonunun zaten yüksek olup olmadığı mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda bence eğer hasta üreme çağındaysa, çocuk düşünüyorsa ileride testosteron tedavisi alacaksa mutlaka sperm testi de yapılması gerekiyor. Çünkü hali hazırda spermlerinde bir bozukluk, hareketsizlik, cansızlık, sayısında konsantrasyonu biraz azalma olabilir. Böyle bir durumda testosteron tedavisinin yapısı değiştirilebilir. Testislere zarar vermeyecek şekilde hareket edilebilir. Çünkü bize her gün birçok hasta geliyor ve bu hastaların hormon profili normal, testis hacimleri normal, fizik muayeneleri normal, cinsel güçleri normal olduğu halde bu hastalar kısır olmadıkları anlamını taşımıyor. Yani sadece sperm testi yapılarak anlaşılabilir bu. Kan testlerini ikiye ayırabiliriz. Biyokimyasal testler, hormon testleri olarak ayırabiliriz. Biyokimyada nelere bakıyoruz? Biyokimyada böbrek fonksiyon testi, karaciğer testi, bunlara mutlaka bakılması gerekiyor. Onun dışında kolesterol profili dediğimiz işte LDL, trigliserit, total kolesterol gibi kolesterol paneli bakılması gerekiyor. Çünkü gene testosteron kolesterol panelini kötü olarak etkiliyor. LDL'yi arttırırken HDL'yi düşürüyor. Aynı zamanda hemograma da mutlaka bakmak gerekiyor. Hemogram neden önemli? Testosteron tedavisinde biz kanın daha da koyulaşacağını, yani hiperviskozitesi dediğimiz yoğunluğun artacağını biliyoruz. Eğer hemogram 18'in üzerindeyse, hematokrit kritik seviyelerin üzerindeyse testosteron tedavisi yapmak riskli olabilir. Niye? Damarda pıhtılaşmayı arttırıyor. Atar damarlarda tıkanmayı sağlayabiliyor. O yüzden mutlaka başlangıç aşamasında hemogramada, yani tam kan sayımında mutlaka yapılması gerekiyor. Hormonlara mutlaka bakılması gerekiyor. Hormonlarda neler bakıyoruz? Total ve serbest testosteron bakılıyor. Östradiol yani E2 bakılıyor. Seks hormon bağlayıcı globulin bakılıyor. Bunun dışında bir de FSH, LH bakılıyor. Prolaktin bakılıyor. Bir PSA bakılıyor. 40 yaşın üzerindeyse testosteron kullanılacaksa bence hastada mutlaka PSA bakılması gerekiyor. PSA bizim prostat kanser tümör markerımız. Neden bakıyoruz bunu? Normalde testosteron prostat kanseri yapmaz ama var olan bir tümörün büyümesini hızlandırabilir. Biz testosteron kullandığımız zaman PSA'da bir artış bekliyoruz zaten ama bunu en azından monitörize etmiş oluyoruz. Bunun seviyesini ölçmüş oluyoruz. Kritik seviyelere gelip gelmediğine bakabiliyoruz. Başlangıç için mutlaka bakılması lazım. Burada hormonlara bakacak olursa FSH ve LH, FSH sperm üretimini, LH testosteron üretimini sağlıyor bize. Onun dışında serbest ve total testosteron hakkında daha önceden birçok kere konuşmuştuk zaten. Seks hormon bağlayıcı globulin hakkında küçük bir parantez açmak istiyorum ben. Seks hormon bağlayıcı globulin ne demek? Seks hormonlarının kanda düzgün bir şekilde, kararlı bir şekilde dokulara ve organlara taşımasını sağlayan, aynı zamanda seks hormonlarının bu proteine bağlandığı zaman pasifleşmesini sağlayan ve testosteron konusunda özellikle kritik olan bir hormon. Neden kritik? Çünkü total testosteronun hemen hemen yarısı seks hormon bağlayıcı globuline bağlandığı için testosteron bağlandığı anda pasif oluyor. Evet, ancak seks hormon bağlayıcı globulinden kurtulduktan sonra dokularda aktif rol oynayabiliyor testosteron. Seks hormon bağlayıcı globulini aynı zamanda östrojeni de bağlayabiliyor. Seks hormon bağlayıcı globulinin düşük olması kişinin östrojenden daha fazla etkilenmesini sağlayabiliyor ve düşük olduğu zaman biz testosteron replasman tedavisinde testosteron aralıklarını değiştirebiliyoruz. Yine düşük olduğu zaman kişi idrardan daha çok testosteron kaybediyor. Birçok makale okuyabilirsiniz seks hormon bağlayıcı globulini nasıl düşürülür diye. Açıkçası yiyeceklerle düşürmek için östrojen ya da kısa östrojen, fitoöstrojen gibi yiyecekler alındığı zaman, yani östrojen yükseltici yiyecekler alındığı zaman özellikle yeşil çaydan çok etkilendiğini söylüyorlar. Östrojen artışına bağlı seks hormon bağlayıcı globulin artıyor ve testosteron akabinde düşüyor. Onun dışında tiroid tedavilerinde seks hormon bağlayıcı globulin yine yükselebiliyor. Neler düşürüyor? Androjenlerin hepsi düşürür. Mesela proviron, mesela vinstrol. Özellikle vinstrol 3 günlük kullanımda bile seks hormon bağlayıcı globulini yarı yarıya düşürebiliyor. IGF-1'den, kalori kısıtlayıcı diyetten ya da karbonhidrat
kısıtlayıcı diyetten etkilenebiliniyor seks hormon bağlayıcı globulin. Birçok faktör var aslında etkileyen. Ama en önemli strateji seks hormon bağlayıcı globulini düşürmek için östrojen üzerine yapılan tedavi stratejileri olabilir. Özellikle östrojen azalması üzerine yapılacak tedavi stratejileri. Onlar da nedir tabii? İşte kilo vermek, spor yapmak, gene testosteron yükseltici tedavilerdir bunlar. İşte bunlar yapılırsa seks hormon bağlayıcı globulin düşebilir. Onun dışında genel olarak yapılan testler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.